Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün Volkswagen Polo GT ile beraberiz. Mutlu abinin arabası. Bakalım bize neler hissettiriyor, neler var. Hadi yola çıkalım ve başlayalım. Özel bir araç. Gerçekten özel bir araç. Aracımız 1.4 150 beygir. Silindir kapatabilen. ACT teknolojili çift silindir kapatabilen bir motora sahip. DSG şanzımanla kombine edilmiş. 7'leri. 7'leri otomatik vites. Standart donanıma ek olarak işte LED gündüz farlı xenon panoramik sunroof. Cam tavan da diyebiliriz buna. 6.5 geniş ekranlı multimedya sistemi. Dijital klima ve 4 kapı opsiyonu var. 4 kapı opsiyonu, aynı zamanda ışık görüş paketi de var. Aynen, işte otomatik karan, dikiz aynası, yağmur sensörü, far sensörü ve follow me home farlar var. Diğer farkları, araçta 17 inç alüminyum ulaşımda jantlar var. Jantlar var, spor süspansiyon var. Spor süspansiyonun farkında neler var? Buraya gelelim. Evet. En önemlisi. Diğerleri gibi tamamen yumuşak, konfora yönelik değil bir defa. Bu bir kesin. Ama viraj kabiliyeti olsun, aracı limitlerde zorlayış olsun, acayip büyük faydasını görüyorsunuz. Yol tutuş kesinlikle iyi. Bir miktar tabii ne oluyor? Sert. Sertlik var. Ama benim açık söyleyeyim, hayal ettiğimden daha yumuşak, daha konforlu bir süspansiyon sistemi var. Hayal ettiğim daha sert. Ben de beklentimi bayağı düşürmüştüm. Hani dedim sonuçta 215, 40, 17 lastikler kullanılıyor Polo'da. Bununla beraber spor süspansiyonda birleşince haliyle çok büyük konfor kaybı olacak diye korkuyordum ama hani beklediğimden çok daha iyi çıktı. Kapı döşemeleri ve kol dayama döşemesi çok kaliteli bir deri kaplı. Evet, kesinlikle üst düzey hissettiriyor aracı. Özellikle koltuğun döşemesi zaten döşemeleri özel. Sarması gerçekten müthiş. Yalan destekleri destekler. Çok çok iyi ama bir eksi koltuklara söyleyebilirim. Baldır desteği kısa. Biraz daha uzun hani olabilir. Insignia testinde de söylemiştim. Hani baldır olarak biraz daha uzun olsaydı uzun yolculuklarda da rahat ettirirdi. Evet. Ama yan destekte falan sarış muhteşem diyebilirim. Tam evet. Böyle vücudu kavruyor ve hani sert hızlı virajlara girdiğinizde hiçbir tereddüt yaşamadan ilerleyebiliyorsunuz. Tavan döşemesi siyah bir döşeme. Aracın o sert hırçın yapısına paralel uygun. Olarak uygun olarak döşenmiş. Gayet de güzel durmuş. İşte cam tavan daha diğer bir adıyla cam tavan. Aynen. içeriye kattığı bir ferahlık var. Yani aracın spor olduğunu hissettiriyor. Evet. O siyah tavan Arda da öyleydi. Güzel bir Bursa gezisi yaptık. Yarın da devam edeceğiz. Tüketime gelecek olursak, evet. Hani aracı 300 kilometredir falan kullanıyoruz. Genel tüketime bakalım. Yani uzun sürede ortalaması kaç gözüküyor? Uzun süre 8 litre gözüküyor. 27 ortalama kilometre hız ortalama. Bugün yakıt aldık. Yakıt olduktan yakıt sonra 6 litre. 6 litre 37 kilometrede kullanıyoruz. Evet. Biraz hızımız yüksekmiş. 38 ortalama aylık. Başlangıçtan itibaren de 6 litre. Yani bu araçta
yakıtı çok önemsemiyorsunuz. Çünkü verdiği keyif yakıt düşüncenizi yerle bir ediyor. Yani onu ortadan şunu kaldırıyor. Şunu söyleyebilirim. Hafif rampaydı. Çok az gaza bastım. Evet. Yani rampada hem bir zorlama hissettirmedi ve keyifle hızlandı, imelendi araç. Kesinlikle. Bu imeyi hissetmek memnun edici açıkçası. Ve virajlı yollarda hani viraja girdiğinde dahi gaza basıyorsunuz ama araç herhangi bir kafadan kopma yaşamıyor. Eğer ki gerçekten limitlerinde kullanırsanız yol tutuş olarak sizi gerçekten memnun edebilecek bir araç. Hani limitleri aşarsanız tabii ki yine kafadan kopmalar olacaktır. Ama onun haricinde hani gücü dengeli dağıtıyor ve yol tutuş olarak gerçekten memnun edici. Bu arada diğer DSG Polo'larda olmayan bir artı özelliği, direksiyonda kulakçıktan vites küçültüp büyütebiliyorsunuz. Bu da bir avantaj sonuçta. Diğer DSG Polo'da dikkatinizi çekmiştim. Herhangi bir kulakçık yoktu. Bu arada hız sabitleyici var. Hız Golf sabitleyici. Arda yoktu. Bizim aracımızda hız Golf sabitleyici Arda var. Golf Arda yok değil mi? Hız Golf Arda yok. Ciddi anlamda. Evet. Ve ne demişler? Golf Arda. Hani 300 beygirlik bir araçta hız sabitleyici. İhtiyacın olur mu? Neden yani, hız sabitleyici? Saçma yani. Ama bence saçma. Yani her zaman illa da güç istemezsin. Belki çok konforlu bir şekilde gitmek istersin. Hız sabitleyici bende kesinlikle olmalıydı. Bir de şey söyleyelim. Hani araç 150 beygir ama kalkışta özellikle start stop'tan sonra kalkış anında şunu hissediyorsunuz, bir miktar geç kalıyor biraz. Evet. Çok çabuk ikiye atıyor. Çok çabuk ikiye attığı için de belli bir süre sanki araç bütün DSG'lerde var. Evet. Ben bunu daha önce de duymuştum. İlk kalkışta gaz biraz tepkiye karşılık veremiyor. Birkaç saniye, 1 saniye falan. Hani yani kısa bir müddet. Evet, düşünüyorum. Ama ben hani 150 beygirde bu hemen hemen hiç yoktur diye düşünüyordum ama evet, 150 beygir olan da dahi var. Evet, o sanırım şanzımanla alakalı. Şanzımanı korumak adına bir teknik bir altyapısı olan bir bilerek konmuş bir sistem olabilir. Bu arada yolcu koltuğu altında yine 1,5 litrelik bir yük alabilecek eşya gözü çekmece yapılmış ama çekmece içerisinde herhangi bir kaplama yer almıyor. Evet. Ama yine de avantajlı. Klimada şöyle bir eleştiri var. Klimanın off tuşu yok. Kesinlikle. Yani klimayı kapatmak istediğinizde ne yapıyorsunuz? Fanı tamamen fanı sona tamamen kadar çevirmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Bu çok hoş değil açıkçası. Daha iyi olabilirdi. Mesela iki silindir kapalı gidiyorum. Evet. O kadar hızlı silindir, iki silindir moduna geçiş yapıyor ki zaten anlamaz mümkün değil. Bunu anlayamıyorsunuz. Evet. Yani çok profesyonel olsanız bile anlayamıyorsunuz. Hani iki silindirle ne zaman iki silindirle tabii ekrana bakmazsanız ne zaman 4 silindire geçiş yapıyor, ne zaman 2 silindire geçiş yapıyor bunu anlayamıyorsunuz. Böyle bir teknolojiye sahip olmak insanın şımartıyor sanki ya. Bir de ben isterdim ki iç aydınlatmalar sarı LED değil olsun. LED olsun, evet. Beyaz güzel bir aydınlatma olsun. Yalnız bir şey söyleyeyim, ben bunun plak aydınlatmalarının sarı, normal eski tip aydınlatma olduğunu düşünüyordum. Fakat aldığımda LED olduğunu gördüm. Bu aşırı memnun etti beni. Gerçekten. Ama tahmin ediyorum xenon alınca oluyor. Xenon alınca mı oluyor acaba? Var diye tahmin ediyorum. Olabilir. Normal alsan olmayabilir. Xenon şey olmayabilir. LED olmayabilir. Evet. Belki de vardı, tam bilmiyorum. Hı. Bu detayı bilenler aşağı yorum olarak yazarsa biz de öğrenip memnun. Şu an bir kasisten geçiyoruz. Evet. Bu tür kasisler de aslında hiç hissettirmiyor. Yani normal standart süspansiyon. Konforlu hissettiriyor ama tek teker düşünce özellikle hani bağımsız süspansiyonun eksikliği. Bugün olduğu gibi. Tek teker düşünce o sertliği hissediyorsunuz. Evet. Ama zaten spor bir araç. Biraz dikkat etmek konforsuzluğun gerekiyor. Olması hani normal. Evet. Bunu göze alarak evet. Alıyorsunuz bu ama aracı. Tabii aklınızda o ilk aklınıza ilk gelen işte profil yanak kalınlığının çok düşük olması ve spor süspansiyonlarında beraber bu araba çekilmez dediğiniz düşünceye de yanılıyorsunuz. Gayet iyi yani. Ben çok beğendim konforunu. İşte o çukurlarda biraz dikkat ederseniz herhangi bir sorun yaşanmıyor.